Tayvan günümüzde 24 milyon civarında insanın yaşadığı, Çin anakarasından yalnızca 160 kilometre uzaklıkta yer alan bir ada ülkesi ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında 21. sırada yer alıyor. Fakat bu zengin ve demokratik ülke Çin Halk Cumhuriyeti tarafından tanınmıyor. Dahası Çin hükümeti Tayvan'ı kendinden koparılmış bir parça olarak görüyor. Son günlerde ise iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Pek bu gerginliğin kökleri ne kadar geriye gidiyor? Bunu anlamak için Çin ve Tayvan'ın iç içe geçmiş olan tarihine bakmamız gerekiyor. Tayvan'daki en eski yerleşimin izi günümüzden yaklaşık 6000 yıl öncesine, yani M.Ö. 4000'lere kadar uzanıyor. Tayvan'ın ilk yerlileri hakkında pek bir bilgimiz yok. Ancak günümüzde Tayvan'daki nüfusun %3'ünün bu yerli halkın soyundan geldiği düşünülüyor. Arkeologların bu dönemdeki Tayvan kültürüne verdikleri isimse Dapengkeng kültürü. Peki bu kültür nasıl oluştu? İlk olarak şunu bir kenara not etmekte fayda var. Tayvan'ın yerli nüfusunun hem Güney Çin hem de Avustronezya bölgesinden göç ederek adaya ulaşan halkların bir karışımı olduğu düşünülüyor. Avustronezya bölgesiyle kastettiğimiz yer, Afrika kıyılarındaki Madagaskar'dan Pasifik Okyanusu açıklarında yer alan Paskalya Adası'na kadar uzanıyor. Tarihçiler Avustronezya bölgesindeki genişlemenin Tayvan'ın yerleşime açıldığı dönemden sonra büyük bir hız kazandığını düşünüyor. Ayrıca dil bilimciler de Avustronezya dil ailesini oluşturan dillerin orijinal vatanının Tayvan olduğunu öne sürüyor. Peki bütün bunlar ne demek? Şöyle kısaca açıklamaya çalışalım. Tayvan M.Ö. 4000'den itibaren önemli bir yerleşim yeri haline geldi. Bundan bir süre sonra adanın yerlileri Güney Çin, Kore, Japonya ve Avustronezya bölgesindeki diğer halklarla bir ticaret ağı geliştirdiler. Bu da kültürel etkileşimi hızlandırdı ve Tayvan bu etkileşimde bir katalizör rolü oynadı. Yani bundan yaklaşık 5000 yıl önce dahi Tayvan stratejik ve jeopolitik olarak büyük bir öneme sahipti. Bu öneminden dolayı ada tarihi boyunca bölgedeki diğer halkların ilgisini çekmişti. Özellikle M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren ada Çin'den yoğun göç almaya başladı. Bunun sebebi Çin'de hüküm süren 3 krallığın savaş halinde olmasıydı. Tayvan kaybedenler ve savaştan kaçanlar için yelken açılabilecek en güvenli sığınak olarak görülüyordu. Çin göçünün en önemli etkisi Tayvan'da yerleşmiş olan halkların kültürlerinde yarattığı değişiklikti. Tayvan halkı hayatını tarım, avcılık ve balıkçılık yoluyla sağlıyordu. İnanç ve kültürleri doğa, mitler ve sihirle iç içe geçmiş durumdaydı. Bu yüzden Çin'den gelen ve insanın doğayla denge içinde olmasına vurgu yapan Konfüçyusçuluk, Taoizm ve Yin Yang öğretilerini benimsemeleri zor olmadı. Tayvan'ın Çin tarafından ilk işgali 7. yüzyılda yaşandı. Bu döneme tarihlenen Siu Hanedanlığı kayıtları Tayvan'dan Liuqi olarak bahsediyor. 15. yüzyıldan itibaren başlayan ve ilerleyen yüzyıllarda daha da hız kazanan coğrafi keşifler Tayvan tarihinde de belli kırılma noktaları yarattı. İngilizler, Portekizliler, İspanyollar, Hollandalılar ve Fransızlar adaya ilgi gösteriyor, burada bir koloni kurmak istiyorlardı. Tayvan'a ulaşan ilk batılı denizciler Portekizlilerdi ve buraya güzel ada anlamına gelen Ilha Formosa adını vermişlerdi. 1620'lere gelindiğinde Hollanda Doğu Hindistan Ticaret Şirketi, Asya'daki sömürgeleri kontrol edebilmek için bu bölgede bir askeri üs oluşturmak için girişimlerde bulunmaya başladı. İlk hedefleri Tayvan'dan yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Penghu Adaları'ydı. Fakat buraya yaptıkları deniz seferi Çinliler tarafından geri püskürtülmüş ve bundan sonra Hollandalılar Tayvan'ın güneyini işgal ederek burada bir sömürge devleti kurmuşlardı. Ancak adanın Asya'daki sömürge imparatorlukları için önemini kavrayan yalnızca onlar değildi. 1626 yılında İspanyollar adanın kuzeyine çıkarak burayı ele geçirdiler. Fakat adadaki İspanyol varlığı pek uzun süreli olmadı. Birkaç yıl sonra Tayvan'dan çekilerek Filipinler'deki üslerine geri döndüler. Hollandalılarsa adayı 1662 yılına kadar yönetmeye devam ettiler. Burada bir vergi sistemi kurdular, okullar açtılar ve misyonerlik faaliyetlerinde bulundular. Ancak 1660 yılından itibaren Hollandalılar için koşullar değişmeye başladı. Ming Hanedanı'na sadık Koxing adında bir korsan Tayvan'daki belli başlı Hollanda üslerine saldırı düzenlemeye başlamıştı. Nihayet 1662 yılına gelindiğinde Koxinga, Hollanda'nın Tayvan'daki en önemli kalesi Zeelandia'yı ele geçirdi. Hollandalıları adadan atarak Tung Ning Krallığı'nı kurdu. Böylece Tayvan'da Ming Hanedanlığı'na bağlı bir krallık kurulmuş oluyordu. Bu, Tayvan'ın Çinliler tarafından yeniden işgal edildiği anlamına geliyordu. Evet, Ming Hanedanı Tayvan'da Hollandalılara karşı bir zafer kazanmıştı.
Ancak aynı yıllarda kendi topraklarında Çin hanedanına karşı büyük bir yenilgi alıyorlardı. Bu durum Tayvan'a yeni bir göç hareketinin başlayacağının habercisiydi. Çin hanedanından kaçan Ming taraftarları anakarayı terk ederek Tayvan'a yerleşmeye başladılar. Bu durum da adadaki Çinli nüfusun daha da artmasına yol açtı. Ayrıca Tayvan'ın Ming hanedanı sempatizanlarının sığınma noktası haline gelmiş olması Qing İmparatorluğunu rahatsız ediyordu. 1680'lere gelindiğinde Tungin Krallığı sürekli olarak iktidar mücadeleleriyle sarsılıyordu. Koxinga'nın torununun artık Qing hanedanına teslim olmak ve topraklarını onlara bırakmak dışında bir şansı kalmamıştı. Bundan sonra ada Qing hanedanı tarafından ilhak edildi. Yani Çinliler başka Çinlileri yenip adayı yeniden istila etmişlerdi. Fakat hanedanın 4. imparatoru Quan Yi Tayvan'a pek ilgi göstermiyordu. Buna karşılık danışmanları adanın bölge için ne kadar önemli olduğunun farkındaydı ve Quan Yi'nin adadan çekilme isteğine kararlı şekilde karşı çıktılar. En sonunda imparator Tayvan'dan çekilmekten vazgeçti. Ancak Tayvan'a olan göç hareketini kısıtladı. Bu dönemde adadaki Çinli nüfusu belli oranda düşüş gösterse de kısıtlamaların kaldırılmasıyla göç hareketi yeniden canlandı. 1800'lü yıllara gelindiğinde Tayvan'daki Çinlilerin sayısı 2 milyonu aşmış durumdaydı. Çin hanedanı döneminde İngilizler, Fransızlar, Portekizliler ve İspanyollar adayı ele geçirmek için çeşitli girişimlerde bulunsalar da bunlar bir sonuç vermedi. Çin her defasında Avrupalı sömürgecileri Tayvan'dan püskürtmeyi başardı. Fakat asıl tehlike batıdan değil doğudan geliyordu. 1894 yılında başlayan 1. Çin-Japon Savaşı'nı Japonya'nın kazanmasının ardından 1895 yılında imzalanan Shimonoseki Anlaşması'yla Çin hanedanlığı Tayvan'ı Japonya'ya bırakmak zorunda kaldı. Japonya Tayvan'a girdikten sonraki 5 ay boyunca ciddi bir direnişle karşılaştı. Japon siyasetçiler Tayvan'daki bu durumla başa çıkmak için sıkı yönetim uygulamaya başladılar ve bunu baskıcı kültür politikalarıyla birleştirdiler. Adaya Japonya'dan gelen valiler atıyor, insanları Japonca konuşmaya ve Japonca isimler almaya zorluyorlardı. Buna karşılık Japon hükümeti adaya yalnızca baskı getirmemişti. Japonya'nın egemenliği altında Tayvan ekonomik bir kalkınma yaşamış, tarımsal ihracat arttırılmış ve yeni tarım uygulamaları geliştirilmişti. Eğitim reformuyla yeni okullar açılmış ve bir posta sistemi kurulmuştu. Yine bu dönemde bankacılık sisteminin gelişmesiyle Tayvan para birimi değer kazanmaya başlamıştı. Japonya'nın Tayvan'daki hakimiyeti yaklaşık 50 yıl boyunca devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Japonya kendi toprakları dışındaki bütün bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Bu durum Tayvan'daki Japon idaresinin resmi olarak sona erdiğini gösteriyordu ve 1943 yılında yayınlanan Kahire Deklarasyonu'na göre Tayvan yeniden Çin'in hakimiyetine girecekti. Daha doğrusu 1912 yılında Çin hanedanının devrilmesinden sonra kurulan Çin Cumhuriyeti'nin hakimiyetine. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Tayvan yaklaşık 200 yıl boyunca kesintisiz olarak Çin hanedanlığının kontrolü altında kalmıştı. Bu süre Çin kültürünün Tayvan'da yayılması ve yerleşmesi için yeterliydi. Eski kültürel bağlar da işin içine katılırsa aslında adanın uzun zamandır Çin etkisi altında olduğu kabul edilebilir. Ancak Çin Cumhuriyeti temsilcileri 50 yıllık Japon yönetiminin ardından Tayvan'a geri geldiklerinde burada Japonca konuşan ve Japonlar gibi giyinen bir halkla karşılaştılar. Dahası işler epey değişmiş durumdaydı. Tayvan artık eski Tayvan değildi. Anakara'dan yani Çin'den teknolojik olarak çok daha gelişmiş durumdaydı. Tren yolları, telefon hatları, üretim teknolojisi, Tayvan sanki Çin'den onlarca yıl ileride gibiydi. Bu durumda yerli halkın yeni gelen işgalcileri hoş karşılamayıp bağımsızlığı arzulaması oldukça doğaldı. Buna ek olarak Çin Cumhuriyeti Tayvan'da oldukça yozlaşmış politikalar uygulamaya başlamıştı. Evleri, iş yerlerini ve fabrikaları yağmalıyorlardı. Tayvanlıları yönetimden uzak tutuyor ve yeni bir sömürge devleti inşa ediyorlardı. Tayvan yeniden Çin tarafından işgal edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Tayvan'da uygulanan politikalardan rahatsız olsa da Çin'de yükselmekte olan Mao ve komünistlerine karşı Çin Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam ediyordu. Sonunda 1949 yılında Mao'nun Pekin ve Nanking'i ele geçirmesiyle birlikte tarih yeniden tekerrür etti. Tıpkı geçmişte olduğu gibi yenilenler için sığınılacak tek bir yer vardı. Tayvan. 1948 yılının sonlarına gelindiğinde Çin anakarasından Tayvan'a kaçan göçmenlerin sayısı günde 30 bin civarındaydı. İşte bu mültecilerden biri de Çin Cumhuriyeti'nin lideri Chiang Kai-shek'ti. 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti resmi olarak kurulmuştu. Buna karşılık Chiang Kai-shek'in yönetimindeki Çin Cumhuriyeti sona ermiş değildi.
Evet, topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmişti. Ancak Tayvan bunların dışındaydı. Bu durumda Çin İç Savaşı teorik olarak devam ediyordu. Bir tarafta Mao Zedong'un yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti, diğer yanda ise Çin Cumhuriyeti'nin lideri Chiang Kai-shek vardı. Aslında buraya kadar geldiğimize göre meseleyi ana hatlarıyla kavradığımızı varsayabiliriz. Farkındaysanız videonun başından beri Çin ve Tayvan arasındaki ilişki muazzam bir benzerlik gösteriyor. Özellikle son 2000 yıllık Tayvan tarihine baktığımızda belli aralıklarla benzer hadiselerin cereyan ettiğini görüyoruz. Bir kez daha hatırlayalım. İlk olarak Üç Krallık Savaşlarında mağlup olan tarafların Tayvan'a göç ettiğinden bahsettik. Daha sonra ise Ming Hanedanı'na sadık olanların Çin hakimiyetinden kaçmak için Tayvan'a sığındıklarına değindik. Son olaraksa Mao'dan kaçan Çinlilerin hedefinin yine Tayvan olduğunu gördük. Bir de bundan sonraki süreçte ne olduğunu hatırlayalım. Örneğin Çin Hanedanı Tayvan'daki Ming varlığını tehdit olarak görmüş ve adayı istila etmişti. Aslında bugün de mesele bundan pek farklı değil. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı kayıp bölgesi olarak görüyor ve Çin Cumhuriyeti'ni bir ülke olarak tanımıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başına geçen neredeyse her liderin ilk vaatlerinden birinin Tayvan'la birleşmeyi sağlamak olması ise meselenin Çin için nedenle hassas olduğunu gösteriyor. Günümüzde Tayvan'ı tanıyan yalnızca 15 ülke var ve bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Kağıt üzerinde Tayvan ve ABD müttefik değilmiş gibi görünüyor. Buna karşılık ABD Tayvan'ın en büyük silah tedarikçisi ve adayla sıkı bir ekonomik bağı var. Herhangi bir savaş durumunda adanın savunmasında kesinlikle aksiyon alacak gibi görünüyor. Tayvan ve Çin arasındaki gerginliğin tarihsel köklerini incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.